Selamlar arkadaşlar. Marvel Future Fight'a yepyeni bir güncelleme geldi. Bir önceki Winter Soldier kategori 3'e kastım videoda. Söylediğim gibi 2-3 güne bir video güncelleme geleceğini söylemiştim ve bir sonraki güncelleme X-Men ağırlıklı bir güncelleme olacaktı ve uzun süreden sonra yine bir taraf kapışması açılmış. Inhumanlar, X-Men'ler de bu sadece ödüller falan veriyor ki şu an Inhumanlar kapalı, X-Men'leri otomatik seçiyoruz. Evet, işte güncellemenin genel özeti burada. İşte yeni karakterler dediğim gibi Mystic, Mr. Sinister ve Profesör X. Oo, Profesör X'in değişik bir formu var. Sonuçta Profesör X'i hepimiz biliyor. Tekerlek sandalyedeki mutantların babası sayılabilecek bir adam. İyi mutantların yani en azından. Ondan sonra yeni içerik olarak takım savaşlarında ateşli rekabet sizi bekliyor diyor. O ne, ona da bir bakarız. Yeni kostümler yine dediğim gibi Wolverine, Magneto ve Jean'e yeni kostümler gelecek. Bir dahası vardır tabi. Direkt bir gözden geçireceğiz zaten. Çekil lan. Direkt şuradan Türkçe, Mürtçe ayarlar belli zaten. Tamam. Şurada oyun içindeki güncellemeyi yapalım. 63. Hemen hemen bu güncelleme, tabi ben orayı göstermedim çünkü zaman kaybı olacak. Bazı videolarımda gösteriyordum aslında. Kötü yapıyormuşum. Neyse, bu güncelleme diğerlerine göre biraz daha az geldi. Çünkü son zamanlardaki son 2-3 güncelleme hep 1-1.5 GB civarında bir güncellemeydi. Her seferinde bu güncellemeler zaten önceki eskilerinin yerine yenilerini getiriyordu. Çok fazla kaplamaydı. Yoksa her güncellemenin boyutu o kadar olduğu için oyunun ağırlığı zaten kısa dönemde 50 GB'a yaklaşırdı bir mobil oyun için. Ama hala bir 5. yılını bitirmek üzere Future Fight. Hala 4.5-4.60 civarında bir ağırlığı var. Sıfırdan yüklediyseniz yani en başından beri. Yeni yükleyenler içinse 1 GB ağırlık geliyor. İşte Mr. Sinister, Bay Sinister Işın olarak gelmiş. Direkt şunları bir gözden geçelim. Karakter alabiliyor muyuz diye onu bir bakalım. Evet, yine Mystic de paralı direkt kategori 2 yapma. Yapmış. Neyse, buraya gelmiş yine bu tarafa. Ama büyük bir ihtimal bunu burada kalıcı olacağı için bir ara çıkartırız. Başka yerden alalım mı bilmiyorum. Direkt şuradan ücretsiz karakterimizi alalım. Dün ben akşamıydı zaten. Türkiye saatiyle 6 civarında yenileniyor günlük Future'un şeyleri, görevleri. Ben birazını oynamıştım ama yine tabii yeni gelen görevler, karakter tasması var. Bazı şeyler gelmiştir. Sentinel'lere kostüm gelmiş işte aynen. Çok değişik bir kostüm. Pofuduk ayıya benziyor biraz ama. Nimrod the Lesser. Etkinlik görevi gelmiş. 560 tane biriktirmişti. Buradan herhalde birini verir diye tahmin ediyorum. O ne lan? Mandalay cevher parçası. Bu herhalde bir şeye yarıyordur ama. X geni seçici veriyor. Bunların zaten kategori 2-2-2-2 bulunabiliyor. 2-2-2-2-2-2. Bunların hemen hemen hepsi kategori 2. Bir tek şu Kid Omega ve Nightcrawler 2 kategori değil bende. Onlardan alırım büyük bir ihtimal. Başka bir alınacak bir şey var mı zaten buradan? Enerji, gizli bilet yok. Buradan bir tane günlük alınıyormuş. Bunlar genel olarak 9 tane alınıyor. Bayağı önemli herhalde. Bundan ve bundan alırım büyük ihtimalle. Neyse, şimdilik dura basın. Boyut yarı falan filan diyor. Güncelleme şeylerine bakalım. Geç arkadaş şeylerini. Şöyle davetiyeleri hemen yollayalım. Max'a doyanmış. Tamam. Şimdi Jean Grey Marvel kız. Marvel kız ne lan? Bu kostüm ne kadar etkili ya. Ben bir öncekini zaten kasasıya kadar ebem mahvolmuştu. Bayağı zor kasılıyordu. %20 ile başlıyor. Aynı yine şeyler. House of X mutantlar. Tüm sağlığa %20 artar. Önceki %15'ti. Yeni kostümü mecburen alacağız. Altı değişmiş yetenekli. Bu da zaten değişmiş yetenekti. Bakalım bunun neleri var. Kostümlerin en azından son birkaç önceki güncellemeyle buradan izlenebiliyor. O yönü güzel. %5 daha fazla hasar verdiriyor kostüm pasifi, o güzel. Phoenix'in yükselişi ne diyor? Tüm dirençler %50, yetenek hasarı %50, bonus hasarı %50. Anlatım tüm hasarı %30 azalır. Bununla karşılaştırdığımızda aynı aslında. Geç. Özellik psikik küre. Zihinsel bükme, zaman donma falan filan. Evet, daha tabii değişik özellikler ve şeyler olacaktır. Bir izleyelim bakalım Jean'in şeylerini. Yani bir öncekinde yerden böyle kazık çıkarır gibi yapıyordu. Bunda da bir ufak ufak alev toplar atıyor. Tamam bakalım. Bir öncekinde bunda takla atıyordu yerde. Yani takla atıyordu yere vurup böyle dönüyor. Bu değişmiş şeyler. Sadece etkisi farklılaşmış. Tamam aynı. Bu ne? Böyle
kafasını zihninin patlaması yapıyordu. Aynı mı? Aynı gibi ama biraz daha uzun sürüyor. Tamam. Bir de birikmiş bir sürü hasar var. Zaten yeni kostüm öyle ya da böyle öyle pisçik dalga. Bu neymiş? Tam göremedik ama oradan bir iki ihtimalle iki portallar açıp saldırdı. Öncekinde de zaten aynı portallar açıyordu. Ondan saldırıyordu. Phoenix'in uyanışı. Bakalım bu nasıl oldu? Önceki kostümde bayağı kocaman bir kara delik gibi bir şey atıyordu. Aynen. Yine bunun da kara delik gibi bir şey atıyor. Herhalde daha uzun mu sürüyor? Daha fazla mı sürüyor? Öyle bir şey. Neyse. Gene dediğim gibi herhalde yukarıda yeni kostümü alacağız ama şimdilik dura basın. Manyeto'ya bakalım hemen hızlıca. Yeni kostümle. Bir önceki kostümünü zaten kasamamıştım bile. Aldığımda kaldım yani. Beyaz olanı... Zinin darbasını yüzeyimi arttırır. İtme etkisini arttırır. Makine genel hasarı %45 arttırır. İtme. Bu makineleri fazla vurdurtturuyor bu. Siyah kostüm. Daha da fazla vurdurtturuyor. Pasif olarak. Pasif özelliğini geliştirmiş. Bir de manyetik alan var. Bu 115, 115. Bu biraz daha güçlenmiş pasifi. Bunun şeyi daha bir şey. Manyetik alan yayınımı yanlış. Bayağı uzun sürüyor bu. Metal ezici. İyi birleştik lan. Çünkü Manyeto falan bayağı değerini kaybeden karakterlerden. Normalde X-Men yani şeyinin en bilinen karakterlerinden. Sonra güzel bombalar yağdı. İyi helal olsun. Güzel sağ ol. Metalik kıyamet. Nasıl bir şey. Bayağı iyi lan. Tamam. Yeni kategori 3'e başlayacağım adam belli oldu. Manyeto. Elimde zaten az bir ekipman kaldı herhalde. En son Winter Soldier'ı atlatınca zaten çevik kitapları bitti. Diğerleri hazır zaten. Şu da 800'de. 800'lük karakteri aldığım için. Manyeto da 800'lü diye hatırlıyorum. 300 tane biriktirmem lazım. Neyse. Mistik geç bu karakter. Şuradan bir bakalım hemen kapalı karakterleri nereden alabileceğiz. İstersin ister. Günlük abonelik şeyiyle yani nakitler çekimler geç. Başka yeni gelen Mystic dükkanını alabiliyor. Tamam Mystic'i alabiliyoruz. Profesör X. Profesör X'in özel eğitimi. Jean Strife gibi olacak herhalde. Şu yani uzun süredir şu görevden gelmiyordu. Nerede lan? Meydan okuma. Dur lan bu yeni gelmiş. Sezon devam ediyor diyor. Bu ne? Sonraki adım takasına gelmesin. Tamam hocam sen sal beni hocam. Mübarek tamam lan. Sorununu sokma ama bak. Küçüklük büyüklük. Buna bir sonradan bir göz atarız. Şimdi bu karıştıracak mevzuyu. Şuraya geldi herhalde. Epik göreve mi geldi? Allah Allah. Öyle yazdığı zaman epik görev oluyordu ama. Bir daha bakalım bir prosedik ise. 3 karakter var zaten. Mystix, Mr. Sinister ve bu abimiz tehlike odası. Ha dur ya, tehlike odası şuraydı. Kafa gitti. Direkt tek seferde yükseltilebiliyormuş 4500'e. Bunu da alırız. Dert değil zaten. Halledilir yani. Buradan alınıyor yani. Bir önce buradan şey verilmişti işte. Şu Deadpool filmindeki olan abla vardı ya, Teenage Mutant Warfare falan filan dedi. Neredeydi bu, ışın mıydı? Ha. Şuradan göstereyim. Hafif kel saçlı bir ablamız. Asker. Ha, Megasonic Teenage Warfare. Deadpool'daki. Bir önceki tehlike odasından o verilmişti aynı. Tamam. Buradan şunu anlıyoruz ki Mystic ve Professor X'i alabiliriz kolay yolla. Ama Bay Sinister'i şeyle mecburen. Yenilere bir bakalım zaten. Bazıları indirime girmiş, bazılar sadece. Bağlantılı herhalde bunlar. Manyeto'nun özelliklerine bak, kostüm özelliklerine. G'ninkine baktık. Çocuğunkunu tavsiye ediyormuş. İndirimdeyken alabilirim yani. Wolverine'ninkine bakalım. Wolverine'nin ben çünkü hiçbir kostümünü beğenmedim açıkçası. Şu Apocalypse'di yani yüzünün göründüğü kostüm güzeldi. Sonuna kadar bir tek bunu kastım ama değersizleşti o da. Sonra bu geldi. Ondan sonra savunma açma
aşma yeteneği eklediler. Ondan sonra bu geldi. O biraz daha iyiydi ondan. Ama onunla fazla kasamadı. 3 yetenek. Şimdi ise sarı turuncu yani. Kostümler aslında birbirine çok benziyor. Orada böyle etmiş bizimki. Orada da kıkı diye gösteriyor ama yüzü şey değil. Tamam. Bu abimizin durumu ne? Oy. Zaten yeni kostümler daha şey de. Tüm saldırılar 15 arttırıyor. Diğerlerinde çünkü hepsi aynıydı galiba. Hasar azaltma. Bir tek bunda savunma aşmayı birlikte koydular. Bunda hasar azaltma vardı. Bunda savunma aşma vardı. Bu ikisinin birleşimiydi ve yetenek arttırması. Bunda 4 değişmiş yetenek ve bir de hasar var. Tabi her yeni kostüm daha da iyi oluyor. Dalış kesmesi. Bir şuna bakalım hızlıca. Gelecekte bir de sentinelleri kostüm alıyor. Ondan sonra yeni gelen karakterlerimize bakarız. Ve güncelleme şeyini bitiririz. Başka bir şey yok zaten herhalde. Mod tarzı bir şey gelmemiş galiba. Dur. Tam dikkat edemedim ne olduğunu. Tamam. Ne veriyor bu? Sersemletme. Yabani içgüdü dokunulmazlık veriyormuş kendisine. Dönüyor herhalde. Sağ sollu dönüyor. Güzel. Cani kesişi. Tamam güzel. Karınleşme. Tüm saldırılar falan arttırıyormuş. Oy, baya baya uzun yapmışlar. Çünkü Wolverine de hakikaten bu oyunu oynayan kullanıcıların çoğu X-Men'lerin gelmesini cidden istiyordu ama işte geldiğinden beri fazla şey olmadı. Yani güçleri kayboldu yani. Kullanılmadan gittiler. Sentinel bu gelmiş. Tüm saldırılar zihin şuas etkisine bağışıklık. Sentinel'i fazla kasmıyorum. Sonuçta o da özel Aponili Pakili'yle anılan bir karakter ama yaban arısı gibi tipi bir değişik ya. Kanatlar manatlar var tabii. Tamam. Sentinel kalkanı. Adam bildiğin Street Fighter ya. Toplu imha. Bu da herhalde yanına bir iki tane sentinel çağırıp öyle mi kalkıyor abi? Yani. Ve belli bir süre duruyor onlar. Zaten hep bu oyunda arkadaş çağıran karakterlere hayran olmuşum böyle. Onların ilk atası Ultron'du. Ultron oyunun ilk oyunun kendi çıktığı zamanlarda çok iyiydi de sonradan rahmetli oldu gitti ya. Gücünü kaybetti. Tam bir yani kötü oldu. Hiç herkesten tekir vaziyete geldi. Neyse 4 kostümü gösterdik. Kostümlerin hemen hemen hepsi güzel. Bir tek Sentinel işime yaramaz çünkü elimde yok. Yani var da kategori 2 değil. Abonelik paketi de onu kasmak lazım. O da boş iş. Şimdi karakterlerimize geçebiliriz. Kostümlerine baktık falan filan. Profesör bir dakika. Profesör X direkt kategori 3 ile gelmiş. Buradan yeni gördüm. O zaman abimizi sona bırakalım. O abiyi kasmak şey oldu. Ve uyanmış yetenek diye bir şey getirdiler zaten. Artık hemen hemen yeni çıkan her karaktere kategori 3 olmayan karakterlerin bile ilgili uyanmış yetenekleri var. Mesela işte ilk bu işi şeyler başlattı. Gökyüzü savaşçıları. Hepsi bir araya gelip böyle Power Rangers gibi kocaman bir ejderha gibi bir şey dönüşüyorlar. Ondan sonra işte yeni gelen güçlendirilmiş Hydra ekibinin uyanmış özelliği vardı. Yani Sin miydi neydi o kızıl saçlı kız kafa kızının kızı mı kızlığı mı ne? Crossbones ve Red Skull'un işte uyanmış. Bunun da bak 6'da mesele var. Neyse birden başla. Tabii normal kanatlı geliş. Zaten çevik normal tekme tokatla alacağı belli bir şey. Oldu lan. Taklitçi. Tip mi değiştirin abi? Wolverine. Ne alaka lan? Haa onu diyeceğim lan. Ne oldu? Wolverine'i kopyalamış. Meleğe dönüşüyor, melek çarptı. Ondan sonra Wolverine gibi. Wolverine'in de şey kostümü herhalde şu, sarı kostümü. Yeni gelen değil de bir önceki o, samuray gibi olan. Neyse bu neymiş? Psylocke'a dönüştü. Sonuçta taklitçi. Burada da Nightcrawler olur gözüküyor ya, bakalım.
Aykırı olur mu? Kasılıyorsun. Beraber mi kalıyorlar? İki beraber kalıyorlar bir kadar. İyiymiş. Ben aykırı olur hızlıca kopacağım. İki tane gözüktü gibi olur. Neyse. Güzel. Ve 24 tanelik bir şey veriyormuş. Güzel. Biz ister sinister'e bakalım. Bay sinister. 4 kostüm. 3 yeni karakter. 4 kostüm, 1 kategori. 3 yine klasik bir şey oldu. Abimin sadece kötü karakterleri. Yumruk mu atıyor? Uzaktan bir ne bileyim ışın mışın yapmıyor mu adamın şu sırtında bir şey de benim için. Aslanım. Ne yaptı lan o? Çağıranım. Ha doğru, bu kendi kopyalarını çağırdı. Ben kopya. Deadpool'un PC oyununda da vardı yani. Ne yaptı lan o? Birbirlerine mi düşürdü? Galiba. Çağıran karaktere beyinler. Şunu herhalde önce kullanacağım. Sonra bunu mu kullanacağım? Anlamadım ama. Bu hareketi kullanabiliyor mu? Yok. Sabit. Şeyi merak ettim. Ben şuradan sıksam şu açıyla diğerlerini de vurur mu acaba? Yok. Nasıl edeceğiz onu? Yok ya. Olmuyor. Neyse. Bu da... Bana çok basit gibi geldi ya özellikleri. Bir de dikkat ettim, fazla öyle kaçınabilme, kendinin kaçınabilme yani. Hedef alınmama özelliği yok. Yani PvP'de bu tarz zaten hero'ları her yeni çıkanı mesela uzun süredir sabit karakterler PvP'lerde kullanmıyor. Hemen hemen herkes kullanıyor. Beni de geçti. PvP'de iş yapmıyorsa zaten o kadar önemli bir karakter değildir. Çünkü PvP'de hayatta kalması lazım. Gidip de yani zevkime göre karıştırıp bir ekip yapamam. Ekip bonusu da önemli ya da karakterlerin direnci de. Mesela çıktığı günden beri asla çizelgesini kaybetmeyen belki de tek karakter Jean Grey, Phoenix. Kostümlü halde, kostümsüz halde, yeni kostümü de şimdi herkes alır kullanır artık. En fazla win rate yani oyun kazanma yüzdesi olan karakter Jean. Sonra Thanos, Apocalypse falan geliyor öyle yani. Bir kategori 3 bakalım. Profesör X'imiz neymiş? Zeyn ustası. Bu profil için hangi form ya? Zihinsel vuruyor ha. Dur bakayım. Sağ kolumla mı? Hani sakin yapıyor. Yapıyor. Tamam reis, sakin ol. Ne yaptın lan? Bakalım. Ooo beyin çizdi adam ya. Ya kafaların içinde şey çıkıyor, bir zihinsel acı yaptı, yaşattı herhalde. Ha bir. Hacılar, ananı yanlış oldu. Toplansanız artık. Tansu'da bitirdik artık, 4 kostümü gösterdik, başka bir şey de yok gibi. Tekrar toplanın bakayım. Siz toplanın, ben sizi şey yapacağım. Hareketli dolanabiliyorum, o yönü güzel. Aa, Cerebro'nun içine aldı. Oy, çok güzel yapmışlar bunu. Aa. Zaten dediğim gibi uzun süredir X-Men hayranları ve oyun oynayanlar zaten X-Men'lerin güçlenmesini ve Profesör X'i istiyorlardı. Tek elgi sandalyeli olsa bile diye. Bu hangi formu bilemedim ben ama kategori 3'ü cidden güzelmiş. Ben direkt zaten alır kasarım bu abimizi. Neyse bitirdik. Kostümleri normal şeyden gösterebiliyoruz dediğim gibi animasyonlarla. Ekstradan oyun içine girip göstermeye gerek yok. 4 kostüm. 3 yeni karakter ve 1 de kategori 3'ümüz var. Ve yeni karakterlerden Profesör X'ten cidden memnun kaldım. My Sinister'i çok beğenmedim ki zaten de yakın süreçte almam. Misty'yi alabilirim. Ama hemen hızlıca alır mıyım bilmiyorum çünkü Sabri Tut ve şey de duruyor. Ta çıktığından beri almadım onları da hala. Mağazada duruyorlar ki 10.000 küsür kristalim var ve hemen hemen de haftada 1.000 falan kazanılıyor zaten. Görevler şeyler sıklıkla oyuna giriş ve haftalık şey ödülleri de veriyorlar. Kostümlerin hemen hemen hepsini beğendim. Bir tek Sentinel işime yaramaz. Çünkü kategori 2 değil. Kategori 1 adam için de kostüm almama gerek yok. Ve yine dediğim gibi aslında bu
kostüm aldım, kasmaya çalıştım karaktere. Manyatörün mesela kostümünü alıp kasmadım dediğim o yüzden. Manyatörü çünkü PvP'ye koyduğum zaman PvP'de mahvediyorlar bizim manyatörü. Birazcık da şu özel ekipman kullanan karakter kullanıcılar daha çok parsayı topluyor ama o yüzden benim ana karakterlerim zaten Jean, Thanos, Captain Marvel falan. Ondan sonra şimdi Apocalypse. Yani kategori 3 olup dayanıklı olan karakterler. Cyclone, Mike, Iron Man, Captain Thor. Öyle işte. Ama Jean'in kostümünü kesin alırım. Wolverine'in yeni kostümünü kesin alırım. Magneto'nun kostümünü kesin alırım. 3 kostümü de alırım. Hemen hemen zaten 1050 şerden 3150 gidecek bu üçünün kostümüne. 4500'e direkt Professor X'e gidecek. Kategori 2 yapacakmış. Üçünü de artık biz kendimiz kazacağız. Hallederiz ama. Hemen hemen bir işte 7000-8000 gidecek sadece bu dördüne ama gitsin. Sıkıntı değil. Bir menüyü kontrol edelim. Başka bir şey kaldı mı? Tamam. Şey yok. Etkinlik görevi. Tamam bu şey veriyor dedik. Mağazasını gördük. Burada ne var lan? Hiçbir şey de yok. Şunları bir çabucak versek çok güzel olacak. Mesela şöyle direkt fın diye. Yavaş yavaş vermesi biraz insanı kanser ediyor. Şimdi etkinlik sonrası şeyler falan filan geç. Tamam geç. Geç. Laboratuvardan oldu yine. Şu şeyler. Görevler falan filan. Babam. Profesör X'i istedi adam direkt ya gelir gelmez. Bir de Gambit'i neyse. Şunlardan dolduralım. Bak Ultron dedim Ultron geldi garip. Kayboldu gitti Ultron. Mesela Vizyon'a falan da güya güncelleme karakter güncellemesi yaptılar. Hiç ben kullananı görmedim. Hyperion, Hyperion geldi kayboldu. Onlar da güncelleme oldu. Yani o yüzden dediğim gibi sabit karakterler parsayı topluyor ya. PvP'lerde. Mesela bak başka birini yapacaktım ama Bucky hazır gelmişken. Bir de fazla çevik kategori 3'üm olmadığını fark ettim. İki tane mi ne vardı işte Quicksilver ve şey sadece. Yani Deadpool da varmış da. Bulunsun çünkü bir de her seferinde artık düzenli olarak hep aynı karakterlerin haftada bir PvP'de engellendiğini gördüm. Bucky'yi de kullanırım yani. Korkutmasın en azından. Kostüm şeyi geldi mi acaba? Öncekilerde olduğu gibi. Ha gelmiş. X mutant evi. 1, 2, 3, 4. Tüh sentinelden yana yanarsın. Neyse. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Neyse. Bu güncelleme de böyleydi arkadaşlar. 3 yeni karakterimiz geldi. Profesör X, Bay Sinister ve Mystic. Profesör X kategori 3'ü ile beraber geldi ve gayet de güzel, güçlü görünüyor. Ondan sonracıma 4 yeni kostüm geldi. Hepsi yine full X-Men, mutant temalı. Jean'e, Magneto'ya, Wolverine'e ve Sentinel'lere. Bir tane de işte ekstradan burada zaten gözüküyor asıl şeyleri, ana şeyleri buradan alabilirsiniz. Mesela yeni içerikli takım savaşları diye bir şey gelmiş, diğer oyunculardan daha fazla puan kazan diyor. Bu herhalde oyunculara karşı bir ekip veya oyunculardan oluşan bir ekiple puan toplama, nesne avı gibi tarzı bir şey galiba ama şu an uzun sürerdi onu gösteremiyorum. Sonra onu bir kontrol edip ayrıca şey yaparım onu. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki artık yine güncellemelerde çünkü Future Fight'i fazla sık atmıyorum. Fazla bir değişikliği olmayınca yeni yeni gelen güncellemelerle. Alexander'ları bitirdik zaten kanalda arka arkaya geliyor. 18'i zaten bitirdim söylemiştim elimde stok olarak. Son videosunu da büyük bir ihtimal bu gece atarım. Ve yarından itibaren de FIFA 19'daki son Alexander'ı hikayesini, şampiyonları çekip stoklamaya başlarım. Onu da bitirdikten sonra artık savaş temalı diğer bütün hikaye tabanlı oyunlarımıza geçeceğiz. Çünkü ilk önce bu eski zamana yönelik spor oyunlarını bitirmek istiyorum. Çünkü spor oyunlarının birazcık da ilgisi ve geçmiş zamanlı olduğu için de az olduğundan aradan çıksın hemen diye. Neyse bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.